kanser benim bildiğim kadarıyla kontrolsüz hücre büyümesi diye biliyorum. Peki ketem nerede biliyor musunuz? Ketem Kırşehir Eski Devlet Hastanesi'nin karşısında bir de aile merkezi var, aile sağlık merkezi. O da medrese mahallesinde. Şimdi aile hekimliğinin yanında, hı-hı, sağlıklı hayat merkezinin içinde ketem taşındı. Evet. Medrese mahallesinde. Peki taramalarınızı düzenli olarak yaptırıyor musunuz? Yok, yaptırmıyoruz. Peki halka ne dersiniz? Aslında yani bu hastalık kendisini gösterdiği zaman ya da bu teşhis konulduğu zaman insanlar büyük bir karamsarlıkla şey yapıyorlar, yani etkileniyorlar. Çok da doğru. Belli bir aşamadan sonra zaten tedavisinin olmadığını biliyoruz. İlk aşamalarda yani teşhis konulabilirse tedavisinin olduğu da bilinen bir şey. Onun için çok doğru bir şey ama hepimiz millet olarak maalesef yeterli özeni göstermiyoruz. Yani hastalık başımıza geldikten sonra çaresine bakmaya çalışıyoruz ama bu çok geç olabiliyor bazen. Erken teşhis hayat kurtarır diyoruz. Evet, aynen öyle. Çok doğru. Erken teşhis hayat kurtarır. Çok teşekkür ederim. Kanseri tetikleyen sebepler nelerdir? Düzensiz beslenme ve genetik tarihçe diyebiliyorum. Peki siz düzenli olarak taramalarınızı yaptırıyor musunuz? Yaptırıyorum. Yani 40 yaş öncesi yapılması gerekenleri devlet imkanları ölçüsünde yaptırdım, evet. Peki devlet karşıladığını biliyor musunuz? Tabii, devlet karşılıyor. Ketem'in ya da Sağlıklı Hayat Merkezi'nin nerede olduğunu biliyor musunuz? Ketem medrese mahallesinde, orada aile yaşam merkezi var, onun içinde. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Kanser, en çok bildiğiniz kanser türleri neler? Ciğer kanseri, bağırsak kanseri, hemoroid kanseri. Yani benim sülalelerimden çok şey oldu kanserden, vefat ettiler. Peki düzenli olarak taramalarınızı yaptırıyor musunuz? Yaptırıyor. Nerede yaptırıyorsunuz? Ben yurt dışında. Yurt dışında? Evet. Peki Kırşehir'de ketemin yerini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Biz size yönlendirelim. Medrese mahallesinde. Peki kanseri tetikleyen sebepler nelerdir? Sağlıksız beslenme. Stres. Bunun gibi şeyler işte. Peki kanseri yenebilir miyiz? Erken teşhis olursa bence, sağlıklı taramadan geçirsek, aylık kontrollerimizi, yıllık kontrollerimizi yaptırırsa önleyebiliriz. Erken teşhis hayat kurtarır. Ketem nedir biliyor musun? Kanser tarama merkezi. Peki nerededir onu biliyor musun? Bu halk dilinden söyleyeyim, Aktaş Durağı'nın olduğu yerde. Peki düzenli olarak taramalarınızı yaptırmayı öneriyor musun? Öneriyoruz, gidiyoruz. Ailem gidiyor. Geçen annemi götürdüm eşimle beraber. Tarama yaptırdım. Oradaki arkadaşlar da çok güzel ilgileniyor. Ve memnun kaldık. Bildiğiniz kanser türleri nelerdir? Akciğer kanseri, bayanların meme kanseri. Ondan sonra böyle yani. Çok teşekkür ederim. Taramalar devlet tarafından karşılanıyor. Erken teşhis hayat kurtarır. 50-69 yaş aralığındaki kadın ve erkekler. Kolon kanseri taraması. 60-65 yaş arası kadınlar. Rahim ağzı kanser taraması. 40-69 yaş arasındaki kadınlar. Meme kanseri taraması. Peki bu taramaların hepsini aile hekimliklerinde ve Ketem'de ücretsiz olarak yapıldığını biliyor musunuz? Kansersiz yaşam sizin elinizde. Kanseri yenmenin yolu gülümsemekten geçer. Farkında ol, sevdiklerin de ol. Sakın geç kalma, erken gel. Sakın geç kalma, erken gel. Haydi şimdi Ketem'e.